Osmanlı Devleti yıkıldı. Osmanlı Devleti'ni İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar yıkmadı. İşte Mustafa Kemal ve Cuntası yıktı. Devleti kurtarmak üzere toplanmış mecliste bunu yaptılar. Ve bu tarihten sonra Osmanlı Devleti tarihe karıştı. Arkasından Mustafa Kemal ve Cuntası Lozan'a karşı direnen, Lozan'ı kabul etmek istemeyen, Mustafa Kemal'e güveni kalmamış, İsmet Paşa'ya güveni kalmamış, daha sonraki CHP cuntasına güveni kalmamış olduğundan dolayı Lozan'a karşı çok büyük bir direniş gösterdi. Hatta Lozan konusu mecliste görüşülürken 25 Ocak 1922, 21 Ocak'la 27 Ocak arasındaki zabıtları süratle yayınlamaları gerekiyor. Mecliste şiddetli kavgalar oldu. Hele Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey, ben bu yola baş koydum diye feryat ediyordu. Mustafa Kemal'in yakasına yapıştı. Yumruklaşmalar oldu Mustafa Kemal'le arasında. Tabii kim kimi dövdü onları bilmiyoruz. Çünkü meclis zabıtları hala yayınlanmadı. Ama Ali Şükrü Bey ve meclis çoğunluğu bu direnişinin cezasını çok kısa bir zamanda gördü. Bir ay sonra 27 Mart'ta efendim Ali Şükrü Bey, iki ay sonra 27 Mart'ta Ali Şükrü Bey boğuldu. Biliyorsunuz Çankaya'nın bahçesine gömüldü. Üç gün sonra da birinci meclise darbe yapıldı. Osmanlı Devleti yıkılmıştı. Devleti ve milleti kurtarmak üzere toplanılan birinci meclisi de Mustafa Kemal ve cuntası darbe yaparak ortadan kaldırdı. Geriye ne kaldı? Geriye işgalci düşman kaldı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Mustafa Kemal ve İsmet Paşa kaldı. Başka bir güç kalmadı, siyasi otorite kalmadı. Bunun üzerine Lozan'a gidildi ve Osmanlı Devleti'nin toprakları tamamen parçalandı, bölündü, yok edildi. Efendim diyorlar ki, bak biz Mustafa Kemal kurtardı. Kurtarmasaydı Yunan'ın esiri olurdunuz. Ve Yunan esareti altında cuma namazı kılardınız. Biz sorulara cevap veriyoruz ama devletin televizyonu ve diğer televizyonlar yayınlamıyor ki. Yunan kim oluyor ki Osmanlı toprağını işgal edecekti? Yunan'ın nüfusu kadar bizim o zaman askerimiz vardı. İşgal de edemez. İşgal etmiş olsa bile topraklarımızı, devletimizi elinde bulunduramazdı. Asıl işgalci Yunan değil de hep Yunan'ı gösteriyorlar. Asıl işgalciler İngilizler, Fransızlar, İtalyanlardı. Şu Körfez Harbi gibi. Yani Amerika çekilse, yandaşları çekilse, Talebani ne ifade eder Saddam karşısında? Bir günde Saddam Talebani'yi yok eder, işi bitirir. İşte aynen onun gibi İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar işgal etmiş, Mustafa Kemal tıpkı Talebani gibi siyasi muhatap kabul ediliyor. İşte İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar Vahdettin'i muhatap kabul etmiyorlar, Mustafa Kemal'i muhatap kabul ediyorlar. Meclisi muhatap kabul etmiyorlar, Mustafa Kemal'i muhatap kabul ediyorlar çünkü bir anlaşma yaptılar. Ve topraklarımız bölündü. Şimdi kurtuluş diye bir olay yok. Ve Ali Şükrü Bey diyor ki, Trabzon milletvekili, cephedeki askerimizin kanı, şehidimizin kanı satılmıştır diyor. O Yunan'la savaşan asker için, şehit için. Biz diyor İngilizlerle ve işgalcilerle anlaşmak için değil, onları kovmak için diyor gelmiştik diyor. Siz askerimizin ve şehidimizin kanını sattınız. Mücadelemizi sattınız, vatanımızı sattınız diyor. Siz hainsiniz diyor. Ve birinci meclis onun için ayaklanıyor bu ihaneti gördüğü zaman. Peki ne oldu? Kurtardık diyorlar. Peki Irak'ı kim kurtardı? Verdik demiyorlar. Bağdat bizim vilayetimizdi. Suriye'yi kim kurtardı? Hicaz'ı kim kurtardı? Ürdün'ü kim kurtardı? Libya'yı kim kurtardı? Mısır'ı kim kurtardı? Eğer efendim Bağdat'tan kurtulmak kurtuluşsa kurtulduk. Kerkük'ten kurtulmak kurtuluşsa kurtulduk. Hicaz'dan kurtulmak kurtuluşsa kurtulduk. 3-500 tüfek, birkaç bin efendim ruble karşılığında satılan Batum'dan kurtulmak kurtuluşsa kurtulduk. Azerbaycan'dan kurtulmak kurtuluşsa kurtulduk. Güney Kafkasya'dan kurtulmak kurtuluşsa kurtulduk. Adalardan kurtulmak, Batı Trakya'dan kurtulmak, Makedonya'dan kurtulmak kurtuluşsa kurtulduk. Bosna Hersek'ten, Sancak'tan hep eyaletlerimizdi bunlar. Kurtulmak kurtuluşsa kurtulduk. Dolayısıyla ortada kurtuluş diye bir olay yok. Osmanlı Devleti'nin Mustafa Kemal ve cuntasının İngilizlerle, işgalcilerle işbirliği yapması neticesi topraklarımızın bölünmesi ve parçalanması var. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer Mustafa Kemal ve cuntasının bir yeri kurtarmaya güçleri yetseydi, imkanları olsaydı Selanik'i kurtarırlardı. Öyle değil mi? Ha, demek ki kurtuluş diye bir olay yok.
Efendim ama düşmanlar gitti. E düşmanlar zaten gidecekti. Yani Amerika, İngiltere, Fransa ve diğer işgalciler Körfez'de kalmak için mi geldiler? Hayır, kalmak için gelmediler. Bölecekler, parçalayacaklar, istedikleri gibi sınır çizecekler, istedikleri gibi devletler, kendi ellerinde ve oyuncak devletler, kendi inançlarına göre düzenler kurup gideceklerdi. Yani Paris'teki Fransızlar, çok affedersiniz, Kars'ta hayvancılık yapmak için gelmemişlerdi. Londra'daki İngilizler, Konya Ovası'nda buğdaycılık yapmak için gelmemişlerdi. İtalyanlar, Trabzon'da hamsicilik, Rize'de çaycılık yapmak için gelmemişlerdi. Devleti yıkmak için gelmişlerdi. Toprakları parçalamak için gelmişlerdi. Bu amaçlarını Mustafa Kemal ve Cuntası'yla gerçekleştirdiler. Osmanlı Devleti'ni yok ettiler. Kurtuluş Savaşı Hareketi'ni yok ettiler. Onun meclisini yok ettiler. Daha sonra da Mustafa Kemal İnönü'yü gönderdi. Bütün bunlar Lozan'da tescil edildi. Ve iş bitirildi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ortada kurtuluş diye bir olay yok. Yok oluş var, yıkılış var. Ve istedikleri gibi devleti yıkıp topraklarımızı parçaladıktan sonra, Lozan Anlaşması da imzalandıktan sonra efendim İngilizler de el sallayarak gittiler. Demek ki onlar buraya kalmak için gelmemişlerdi. Yıkıp parçalayıp yok etmek için gelmişlerdi. Ha sadece bu mu? Onlar ne kadar parçalarlarsa parçalasınlar, bölerlerse bölsünler, İslam vardı. Kur'an vardı. Tevhid vardı, hilafet vardı ve şeriat vardı. Bu inanç, bu kurumlar, bu hukuk var olduğu sürece parçalanmış ve bölünmüş olan, ülkelere bölünmüş, parçalanmış olan bu tabii parçalardaki insanlar süratle birleşecekti. Ve yeniden bir Osmanlı meydana gelecekti. Saltanat olarak değil, devlet ve medeniyet modeli olarak, güç olarak, süper güç olarak meydana gelecekti. Bunun olmaması için de bir şey yaptılar. Orta Doğu'daki, Kafkaslardaki, Balkanlardaki ve İslam dünyasındaki insanları gönüllü olarak ve tabii olarak ne birleştiriyor? Şeriat birleştiriyor. Onu kaldırdılar. Dikkat edin. Şimdi işgalci düşmanın hukukunu, Katolik Ortodoks karması hukukunu silah zoruyla tatbik ediyor bizim kurtarıcılar ve Müslüman bir milleti İslam hukukundan kurtarıyorlar. Gördünüz mü kurtuluşu? Ha, hukukumuzdan kurtulmak kurtuluşsa kurtulduk. Ve bu Müslümanları İstanbul merkezli bir tek siyasi otoriteye bağlayan ve gönüllü olarak bağlayan. Ta Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar. Afrika'dan Hindistan'a kadar. Bir dünyayı siyasi olarak birbirine gönüllü olarak bağlayan hilafet kurumundan kurtulmak. Kurtuluşsa kurtulduk. Tabirimi mazur görün. İslam dünyasının siyasi kıblesi olmuş, İstanbul'dan kurtulmak, onun başkentliğinden, onun verdiği şereften ve onun kattığı misyondan kurtulmak, kurtuluşsa kurtulduk. Efendim, şeriattan kurtulduk, hilafetten kurtulduk. İşgalci düşmanın sembolü olan şapkayı silah zoruyla millete tatbik edip giymeyenlerin başını vurup sarıktan kurtulduk. İslam'ın sembolü sarıktan. Ve İslam dünyasını, Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanları kültürel bakımdan birbirine bağlayan İslam yazısından kurtulduk. İşgalci düşmanın Latin yazısını silah zoruyla getirdik. Yazımızdan da kurtulduk. Kültürümüzden de kurtulduk. Başka? İşgalci düşmanın dini tatil günü olan, kilise günü olan pazarı getirip cumadan kurtulduk. İşgalci düşmanın dini bayramı olan yılbaşını, Hazreti İsa'nın doğum günü, yılbaşını Noel'i silah zoruyla getirip hicri takvimden, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hareketini ifade eden İslami takvimden de kurtulduk. Efendim, daha sonra Tanrı uludur diye milleti unutup silah zoruyla ezandan da kurtulduk. Ve düşmanı yeneceğiz. Dini kurtaracağız, şeriatı kurtaracağız, vatanı kurtaracağız, namusu kurtaracağız diye toplanmış olan askerimizi ve Mehmetçimizi CHP Kur'an çiğnetti ve Kur'an'dan da kurtulduk. Bunlar saymakla bitmez. Şimdi Kemal